Merhaba sevgili TR724 takipçileri, Parametre'de birlikteyiz. Tabii ki ülkemizin ürettiği yerli otomobili konuşalım. Her ne kadar hala grev yapan işçilerin aslında nerede çalıştığını bilemesek de, tam olarak sorgulayamasak da, Ay'a yumuşak inişten yine bahsedelim. 2023 neredeyse dolmak üzere. Yeni vadeler koyalım. Bununla birlikte tabii ki büyük projelerden söz edelim ama aslında sanki biraz öne almamız gereken bir takvim var. Mesela enflasyonla mücadele. Çünkü çarşı pazara çıktığınızda vatandaş kesinlikle fiyatlardan dertli. Her ne kadar bir kısmı fiyatlardaki artışı Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na havale etse de biz halihazırda ülkenin en büyük sorunlarından birinin enflasyon olduğunu görüyoruz. Yaşayanlar da farkında. Peki enflasyon sorunu ortada ama bununla birlikte ülkenin en büyük riski ne? Takvimsel açıdan ele aldığımızda ve tabii ki diğer ekonomi başlıklarını Profesör Doktor Sayın Esfender Korkmaz'la konuşacağız. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam, evet, bir enflasyon sorunumuz var ama iktisat bilim açısından masaya yatırdığımızda ve takvimsel etkilerle Türkiye'nin önündeki en büyük problemi ne olarak görüyorsunuz hali hazırda? En büyük riski ne ekonomik olarak Türkiye'nin? Evet. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın büyük riski gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarında temerrüte düşmesi, başka bir ifadeyle dış borçlarda iflasa gitmesi. Şimdi bakın, dünyada büyüme sorunu var diyoruz. Enflasyon sorunu var diyoruz. Bunların hiçbiri ciddi değil. Belki konjonktür düşüş yönünde, büyüme düşüş yönünde ama şimdilik dünyada bir daralma yok. Söz gelimi büyüme oranları düştü ama eksi değil. Dolayısıyla ortalama büyüme oranları düştü. Bunun düşmesi de çok doğal. Söylediğim gibi 1980'den beri aynı politikalar uygulanıyor. Ekonomik konjonktür şu anda yerinde. Dolayısıyla ama henüz bir eksi büyüme dönemine, bir kriz dönemine girmedi. Enflasyona gelince, enflasyon da dünyada bir sorun ama bakın enflasyonu da düşürüyor ülkeler faizi artırmak yoluyla. Söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nde %9'du enflasyon. İşte faizi üstte artırdı. %3'e düşürdü. Brezilya en iyi örnektir. Brezilya 12,3'tü enflasyon. Faizi Merkez Bankası %14'e düşürdü. Enflasyon %3,2'ye geriledi Brezilya'da. Şimdi de aynı Brezilya Merkez Bankası faizleri de düşürür, gösterge faizini. Şimdi özet olarak dünyada büyüme enflasyon tartışılıyor ama asıl sorun dış borçlarda gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarında temerrüt. Yani şu anda dünya küresel ekonomiyi tehdit eden budur. Şimdi bunu yalnız biz söylemiyoruz. Söz gelimi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu konuda dış borçlarda risk büyüktür diye açıklama yaptı. Öte yana Dünya Bankası yine 28 Mart tarihli Dünya Bankası'nın bir yazısında efendim işte ulusal sistemlerle uluslararası çerçeveler revize ederek sızıntıları, borç sorunlarını durdurmak lazım dedi. Birleşmiş Milletler programı da 72 ülkenin dış borçlarda temerrüt riski altında olduğunu açıkladı. Bu 72 ülke içerisinde Türkiye'de var. Türkiye'de var. Bu ülkelerden bir kısmı temerrüte düştü. Bir kısmı düşmek üzere, mesela Venezuela, Arjantin, Lanka, bunlar temerrüte düştü. Bir kısmı düşmek üzere, Ekvator, işte Sudan gibi. Bir kısmı da ciddi temerrüt riski taşıyor. Yüksek spekülatif ülkeler de ciddi temerrüt riski taşıyor. Bunların arasında Türkiye'de var. İşte Pakistan var, Tunus var, Mısır var, İslam ülkeleri daha çok ve bir de Türkiye var. Şimdi bu şartlar altında Türkiye'de de demek ki öncelikli sorun, hani
dış borçlarda temerrüt riskini düşürmek. Şimdi bu, yani bunu nasıl mümkün olabiliyor? Elbette ki bu bir istikrar programı hazırlaması lazım. Türkiye ama istikrar programı hazırlamıyor. Sonra riskleri artıran faktörler var. Bakın nedir bu faktörler? Şimdi bugüne kadar Türkiye ciddi anlamda bir döviz sorununu tartışmadı ya hükümet bununla ilgili bir karar almadı. Şimdi döviz ihtiyacı çek, döviz sorunu Türkiye nasıl halledecek? Cemil Bankası rezervlerini bitirdi. Orada bankaları sıkıştırdı. Yok bilmem ihracatçı dövizlerini bozdurma zorunluluğu getirdi. Yüksek oranda maliyet, sosyal maliyet getirerek bütçe üzerinde, Merkez Bankası üzerinde topluma büyük yük getirerek kur korumalı mevduat icat etti. Yani bu Araplardan borç aldık diyor, Çin'den şu kadar borç aldık diyor. Şimdi bunlarla, bu taşıma suyla bu değirmen dönmüyor. Neden dönmüyor? Çünkü sorun büyük. Bir defa riski artıran, yani Türkiye'nin dış borçlarında temerrüt riski artıran faktörler. Bunları görmek için iktisatçı olmaya gerek yok. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Türkiye bir yıl içerisinde 207 milyar dolar vadesi gelen ve kısa vadeli dışarı çevirmek zorunda. Öder yahut borç alır, borçla kapatır. Bunlar için yüksek faiz ödüyor. Şimdi uluslararası piyasalarda tahvilleri işlem gören 21 ülke var. Bu ülkelerin CDS oranları açıklanıyor. Şimdi CDS oranı bu 21 ülkenin içerisinde en yüksek Rusya. Rusya savaş içerisinde. İkinci sırada Türkiye var. Hani Türkiye'nin 350-500 arasında gidip geliyor ama dünyada risk olarak ikinci sırada. Yani CDS oranı biliyoruz ki dış borçlarda temerrüte düşme riskine karşı bunların tahvillerin sigortalanması bir yerde. Şimdi bu şartlar altında Türkiye'nin dış borçlanmada yüksek faiz vermesi, yani diyelim ki %5 dolar için faiz verecek, %5 ile CDS var, hani %9-10 ile borçlanıyor. Bunun maliyeti yüksek. Demek ki bu 207 milyar dolar dış borcu çevirmek kolay değil. Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre Türkiye bu sene 90 milyar dolar cari açık verecek. Şimdi bu cari açığın da finansmanı var tabii. En az yani finanse etmese ithalat yapamaz Türkiye. Girdi ithalatı yapamaz. Girdi ithal etmezse üretimde kullanılan ithal girdiği ithal etmezse daralma başlar. Eksi büyüme olur Türkiye'de. Şimdi onun için bunu bulmak zorunda. Öte yandan yabancı sermaye son işte bir 10-15 günde 1 milyar dolara yakın borsaya geldi. O da yarın satar çıkar. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor. Bir de çıkıyor, bir de yerli sermaye de çıkıyor. Çünkü güven yok. Hani sermaye güvenmiyor. Şimdi bu şartlar altında demek ki Türkiye'de öncelikle yapılması gereken dış borçlarda temerrüt riskini azaltacak önlemler almak. Bu da ancak istikrar programıyla olur. Ama bunlar bir istikrar programı hazırlamıyor. Mesela yeni bakan da işte 3 yıllık program 3 yıllık program hazırlıyoruz diyor. Zaten o 3 yıllık hazırlanınca Eylül'de açıklanacak olan yani rutin programı devam ettiriyor. Şimdi bu ne yerli sermayeye ne yabancı sermayeye ne de vatandaşa güven vermez bu. Yani eğer Türkiye'de bir istikrar sorunu varsa dış borçlarda Türkiye temerrüte düşecekse, düşme riski yüksekse bunun nasıl çözüleceğini açıklaması lazım. Yani programdaki güven gelsin, sermaye gelsin. Şimdi netice olarak mesela faiz artırması lazım bunların başında. Mesela Brezilya
Brezilya'da enflasyon 13.2 idi. Brezilya faizleri %14 seviyesine çıkardı. 3.2'ye geriledi enflasyon. Ama aynı zamanda da 91 milyar dolar Brezilya'ya para girdi. Reel faiz vermeden Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi girmez. Bunlar şimdi IMF'den borç almıyor, alamıyor. Çünkü IMF diyecek ki lüks harcamaları azalt diyecek. Popülizmi kaldır diyecek. Şimdi bunlar da seçime giderken popülizmi kaldırmaz. Öte yandan tabii böyle efendim işte uluslararası şeffaflık dernekleri Türkiye kara parayla efendim uyuşturucu ticaretiyle mücadele edemiyor diyor. E bu yani uyuşturucu parasıyla yahut da işte bilme Araplardan 3-5 milyar borç almakla bu sürdürülemez. Onun için Türkiye'nin en ciddi sorunudur. Söylediğim gibi bunun için bir başı başına inandırıcı, güven verici bir istikrar programı hazırlaması lazım Türkiye'nin. Hocam ben 2021'de hatırlıyorum sizin aslında bu dış borçlarda temerrüt riski yazılarınızı. Yani senelerdir siz yazıyorsunuz. Sizin gibi uyaranlar da var. İşte paylaştığınız raporda geçen sene uluslararası kuruluşlar da bazı ülkelerdeki bu dış borçlarda temerrüt riskine dikkat çekti. Yani Türkiye'de bunun fark edilmemesi, ekonomi yönetimi tarafından fark edilmemesi mümkün mü? Buradaki sorun hani ekonomi yönetiminin işte bakan düzeyinde sürekli değişmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi nedir asıl sorun? Bunun tespit edilmemesi mümkün değil. Mümkün ama yani bugünkü ekonomi bir defa ekonomi yönetimi yok. Şimdi Mehmet Şimşek ekonomist değil yani finansçı yahut işte mali müşaviri yahut işte mali kontrol uzmanı ama iktisatçı değil. Şimdi bunun ekonomi yönetimi olması lazım. Bunun anlaşılması için. Bir ikincisi bu bugünkü siyasi iktidarın gördüğüm kadarıyla işine gelmiyor. Yani şimdi bir iktidar eğer kara parayla bunu çeviriyorsa, bu döviz sorunlarını çözüyorsa o zaman yani bir iktisat politikası bekleyemezsin. Ha şimdi neden bir iktisat politikası uygulamıyorlar bunlar? Söylediğim gibi mesela istikrar programı uygulayacaksa, açıklayacaksa rahmetli Kemal Derviş nasıl açıkladı 2001 yılında yaptı adam. IMF ile işbirliği yaptı, Türkiye yaptı. Şimdi bunu hadi IMF'yi bırak, Türkiye böyle bir program açıklayacaksa önce yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu tasarruf meselesini hani diyor ya şeyde tasarruf olmaz nedir? İşte, İtibarda. İtibarda tasarruf olmaz. Şimdi itibarda tasarruf olmaz deyince o zaman sen şeyi yasaklayamayacak. Yani saraylar, yeni saraylar, saray giderleri, kamuda kullanılan yabancı arabalar, o uçaklar bunları yasaklayamayacaksın. Ama bir istikrar programının temelinde de bunlar olmalıdır. Çünkü yani bütçe denkliği hani mali disiplin, bütçede efendim gelir giderin eşit olması değildir. Şimdi bütçeyle iş yapmak önemlidir. Türkiye bütçeyle iş yapamıyor, iş bütçesi değil. Tamamıyla popülist bütçe. Bakın bütçenin %10'u, %9'u 10'u hane halkına bir yardımlar, hane halkına iki yardımlar diye %10'u bütçenin dağıtılıyor. Buna mukabil 2000 açın bakın 2023 bütçesine 2022 bütçesine yatırımların payı %5-6. Şimdi düşünebiliyor musun bir bütçede yatırıma ayıracağın ödenekler %5-6 olursa ama popülizm için dağıtacağın para %10 olursa şimdi o bütçenin denk olsa ne olur, denk olmasa ne olur? Sonra bütçe denkliği IMF bile bütçe denkliğinde önce tasarruf istiyor. Sonra vergileri artırıyor. Şimdi bunlar vergileri artırdılar. E kardeşim bütçe israf oluyor. Yani bütçe dediğin öyle efendim işte denk oldu bitti değil. Yatırım harcamalarıyla cari harcamalar arasında bir denklik olması lazım. Ya bütçenin %42'si zaten iş görmüyor. Yardımlara, sübvansiyonlara gidiyor. Anlatayım mı? Yani cari harcamalar zaten
borç ödemelerini falan şunu bunu çıkarırsan, yani iş bütçesi olarak bütçenin %40'ı, şimdi bu bütçenin %40'ı ile iş yapamazsın. Onun için denklikten önce bütçede tasarruf etmen lazım. Bu bütçeyi popülist amaçla hükümetin kullanmasını önlemek lazım. Bunu da önleyebilir misin? Şimdi seçimler geliyor. Yine KOBİ'lere kredi dağıtacak, esnafa kredi dağıtacak. KOBİ esnaf bu kredileri alıp yatırım yapmıyor ki. Çünkü güven yok. Yatırım yapmayınca bunlar işte harcama kanalına giriyor. Talep artıyor, enflasyon artıyor. Yahut da gidiyor lüks ev alıyor. Hani şey alıyor, konut alıyor. Anlatabiliyor muyum şimdi? Dolayısıyla yani kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bir istikrar programı hazırlamamakla. Ama bugünkü hükümetin bu işine gelmez. İstikrar programı hazırlamaz. Onun için dış borçlarda temerrüte düşerse onun da bir yolunu buluruz. Anlatabildim mi? Yani onun da yolunu bir buluruz. Şimdi bunlar günübirlik bakıyor. Yani şey uzun ve orta ve uzun vadeli bakamıyor. Günübirlik bakıyor. Zaten hangi hükümet olursa olsun. Eğer popülist hedef varsa uzun dönemli bakamaz, orta uzun dönemli bakamaz. Onun için Türkiye bağıra bağıra dış borçlarda iflasa gidiyor ve bunlar da seyrediyor. Dikkat çektiğiniz aslında bu dış borçlar konusu tabii ki dediğiniz gibi seçimden dolayı muhakkak gündemden düşecek, bir şekilde düşürülmeye çalışılacak. Çünkü bir takım vaatler söz konusu, kesenin ağzının açılması gerekiyor. İşte ekonomi medyasının mühim isimlerinden Şeref Oğuz da dikkat çekti. Mutlaka takipçilerimiz de rastlamıştır ama altını çizmek adına paylaşalım. O da dedi ki seçimden, yerel seçimlerden sonra bizi IMF bile kurtaramaz. Hani çok ciddi bir tehlike yaklaşıyor dediğiniz bu popülist politikalar nedeniyle. Biz o halde vatandaşın sıcak gündemine dönelim Sayın Hocam. Şimdi çarşı pazarda kime mikrofon tutsanız pahalılıktan şikayet ediyor. İlginçtir, artık iktidara destek olan, doğrudan Erdoğan'a hayranlığını belirten isimler de fiyatlardan şikayetçi, her ne kadar desteğini çekmeyecek olsalar da. Şimdi zamlardan başka şansı var mı? Bir alternatifi var mı fiyat artışından başka hükümetin? Buradan başlayalım. Başka bir yöntem mümkün mü? Şimdi tabii ki yani enflasyon hiçbir ülkenin kaderi değil. Bizim de kaderimiz değildi ve önce bu enflasyonu çözdük. Bakın 2018'in Ekim ayında TÜFE oranı %25'e çıktı. Sonra o zamanki Merkez Bankası bağımsızdı. Faiz oranını %24'e çıkardı. Bir yıl içerisinde enflasyon 2023 Eylül ayında %9'du TÜFE ve dolar da bir yıl içerisinde 6,5 liradan 5,5 liraya geriledi. Şimdi bunu bağımsız bir merkez bankası yalnızca faiz politikasıyla çözdü. Sonra enflasyon düşünce yeniden faizleri düşürüyor. Bakın Brezilya aynı, Brezilya'yı veriyorum başarılı olduğu için. Bakın Brezilya'ya bakın, benim yazımda var. Şimdi Ağustos 2022'de faizler %10'un altında, Merkez Bankası faizler. Ve enflasyon 13.2. Brezilya Merkez Bankası ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 4 sefer faizler üst üste artırmış ve %14'te sabit tutmuş uzun süre. %14'te sabit tutunca enflasyon %13'ten %3.2'ye gerilediği için Merkez Bankası da faizleri düşürmeye başladı şimdi. Demin de söyledim, ilave olarak da 91 milyar dolar bir yılda para girdi. Şimdi Türkiye daha önce yaşadığı bu yani hallettiği enflasyonu, çözdüğü bu olayı sonra neden şimdi faiz nasıl falan diye çözemiyor? Yani dolayısıyla bakın temelinde başka faktörler var. Yani bunu daha çok tabii basının su yüzüne çıkarması lazım. Ama bir iktisat mantığı, bir iktisat aklına uygun değil bu. Ve o zaman mesele neden faizler bu kadar artıyor? Şimdi bir tek faiz yanlışı hem kuru artırdı, hem enflasyonu artırdı, hem de hayatımızdan 20 yılımızı götürdü. Bundan sonra düzelirse tabii. Şimdi neden bu Türkiye 2018'de böyle bir
örnek yaşadı ve başarılı oldu da şimdi neden başarılı olmuyor? Şimdi neden düşük faizde direniyor? Bunu söylediğim gibi iktisat mantığıyla ilgisi yok. O zaman bu faiz politikası ne yapıyor faiz politikası? Kurları artırıyor. Türkiye yani kur artarsa normalde Türkiye'nin ihracatta rekabet gücü artması lazım. Ama artmıyor çünkü ihracatçıların kendisi söylüyor. 100 centlik ihracat yapabilmek için 70-80 cent ithalat yapmak lazım. Şimdi kur artınca ithalat da pahalılaşıyor ve dolayısıyla bir anlamı kalmıyor. İhracatta rekabet gücü kalmıyor o zaman. Oluşturmuyor daha doğrusu. Şimdi o zaman bunun bir gerekçesi yok. Başka faiz artınca bunların faizleri artırmasının bir faydasını gördüler. Seçim öncesi büyüme arttı. Tabii büyüme arttı ama o gün arttı. Bugün maalesef Türkiye daralma yolunda. Çünkü potansiyel büyümeyi tükettiler. Anlatabildim mi? Ya popülist politikalarla işte düşük faizle potansiyel büyümeyi o gün kullandılar ve dolayısıyla büyüme 1-2 yıl arttı. Seçimi aldılar. Şimdi bundan sonra yapacakları bir şey yok. Çünkü tükettiler. Kaynakları tükettiler. Büyüme sağlayamazsın. Bir de tersine bundan sonra Türkiye servet kaybı yaşayacak. Yaşıyor da. Çünkü cari açık demek servet kaybı demektir. Yani fakirleşiyor, yoksullaşıyor Türkiye cari açık vermekle. Ülke olarak yoksullaşıyor. Şimdi netice olarak bunlar demek ki faiz konusunda yanlış yaptılar. Bir faiz konusu Türkiye'nin 20 yılını götürdü. Şimdi öte yandan toplumda bir panik var. Hani şimdi demek ki enflasyonu çözmenin temel nedeni daha önce yaptığımız gibi temel çözümü reel faiz vereceksin. Reel faiz vermeyince Türkiye enflasyonu çözemez. Şimdi Amerika'da bir ara reel faiz verdi. Avrupa'da Amerika'da %3, -3, 4'tü. Avrupa'da da %-1-2 idi. Yani çünkü şey de yoktu hani. Enflasyon bir ara 9'a çıktı. Reel faizler de -5-6'ya çıktı ama bizde öyle değil ya. %31 reel faiz. -31. Bankaya para yatırıyorsun. 100 liralık satın alma gücün bir sene sonra 70 liraya geriliyor. Şimdi bu şartlar altında Türk lirasında kim kalır? O Merkez Bankası niye duruyor orada? Merkez Bankası'nın tek hedefi var, tek görevi var, Türk lirasını korumak. Koruyamıyor. Niye duruyor o zaman orada? Yani bir anlamı yok. Şimdi netice olarak faiz politikasını değiştirip Türkiye reel faiz vermediği sürece bu enflasyon, bu sıkıntılar devam edecek. Öte yandan bir panik var ülkede. Bu panik önemli ölçüde güven sorunundan kaynaklanıyor. Şimdi bu Mehmet Şimşek geldi. Ya şimdi kardeşim önce sen bir istikrar programı hazırla. Ne yapacağını söyle. Adam diyor ki Türkiye diyor efendim Cumhuriyet döneminden daha fazla son 20 yılda büyüdü. Ya büyüdü de ya aslında büyümedi son 20 yılla karşılaştırmak çok yanlış. Çünkü mesela devletçilik döneminde yılda %12-13 büyümeler var. Anlatabildim mi? O da yanlış ama diyelim ki doğru. Ya senin işin o mu kardeşim? Sen şimdi bugünkü istikrarı nasıl çözeceksin? Niye politika yapıyorsun? Sen neden istikrar programı hazırlamıyorsun? Anlatabildim mi? Neden Türkiye yani diyor rasyonel politikalar. Nedir rasyonel politikalar? Yani rasyonel politikalar herkes de ama uygulamak önemli. Onun için yani güven verici bir istikrar programı yapmak lazım. Sermaye herkesten akıllı. Anlatabildim mi? Yani kalkıp da öyle efendim rasyonel politikayla yetinmez. Nedir içini doldur. İstikrar programı ya. Bunu yapmadığı sürece ki bunu da yapmıyor. Bence zarar veriyor. Yani bunlar şimdi şuna inanıyorlar. İşte Amerika'dan birini getirdik. İngiltere'den birini getirdik. Sermaye güvenir. Ya sermaye aptal mı ya? Sermaye yani sermayeye reel faiz vermeyince, güven vermeyince aptal mı kardeşim gelir mi adam? Yani uluslararası fonlar gelir mi? Yani bir güven vermeden bir bakın şimdi IMF ve Avrupa Birliği
Türkiye için çıpadır. Bunu 2010 yılına, 2008 yılına kadar gördük. Yani Japonya'daki ev kadını ben Türkiye'de yatırım yapıyorsam, bir kısa vadeli yatırım yapıyorsam bunun sebebi Avrupa Birliği'nin çıpa olmasıdır diyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yahut da sermaye öyle diyor. Şimdi hem Avrupa Birliği'ni dışla, hem IMF'yi dışla, ondan sonra iki tane adam getir. Yani bunların da iktisatla ilgisi yok. Yani ben onları kendi uzmanlık alanlarına saygım var. Gayet iyi kendi alanlarında. Ama iktisat başka bir şey. İktisat yalnızca finans penceresinden bakamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yahut da yalnızca borçlanma penceresinden bakamazsın. Şimdi şurada büyüme bu oldu, bugün şu oldu. Bununla çözemezsin. Bu tersine bozar. Güven kaybına neden olur. Onun için istikrar programı yapmaları lazım. Beceremiyorlarsa biz gidip yapalım ya. Vallahi sana söylüyorum. 3-5 tane adam toplanıp yapalım. Zor bir iş değildi. Türkiye daha önce... Evet, zikrettiğiniz aslında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de üst düzey uluslararası iş tecrübeleri olan isimler. Fakat Türkiye'ye gelince, ki Mehmet Şimşek'in daha önce de tecrübesi vardı, çok hızlı bizim kültürümüze uyum sağladılar. En azından mevcut ekonomi kültürümüze. Çünkü rasyonel politikalara döneceğiz diyen Şimşek, İşte Körfez turundan sonra bize güveniyorlar gibi bir açıklama yaptı. Oysa ekonomi yönetiminin daha çok rakamlardan söz etmeye ihtiyacı var güven telkin etmek için. Şimdi hal böyleyken siz az önce satır arasında geçirdiniz. Hani bir kur korumalı mevduatımız var. Böyle bir sistem icat edildi. Bunun ya enflasyonu düşürmesi beklenirdi. Madem bunu hani faiz enstrümanıyla yapmayacaksınız. Yahut da işte dolar başta olmak üzere döviz kurunu dengelemesi beklenirdi. Fakat biz döviz kurunu dengeleyemedik ve öngöremiyoruz. İşte uluslararası bir takım uzmanlar bunun daha da yükseleceğini söylüyor. Biz de buna hayır diyemiyoruz. Resmi kurumlarımız aracılığıyla sürekli revize ediyoruz. Enflasyon keza... Enflasyon için sürekli vade uzatıyor. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan da böyle bir açıklama yaptı. Sayın Şimşek de bu açıklamayı yaptı. Peki biz bu kur korumalı mevduat işine neden girdik o halde? Evet, şimdi yani deveye sormuşlar. Niren eğri de o da niren düz ki diye. Ya kardeşim bundan önceki bu ekonomi yönetiminin yahut bakanın yaptığı işte hangisi doğru ki? Şimdi kur korumalı mevduat bir cin fikir. Aslında yani ortodoks politikalar değil, heterodoks politikalar değil ama heterodoks politika da değil. Heterodoks politikalar kısa dönemli ve şok tedbirleri içerir. Ve heterodoks politikalarda sosyal fayda ve maliyet her iktisat politikasında sosyal fayda ve maliyet dikkate alınır. Yani sen bununla ne yapacaksın? Diyelim ki kura olan talebi azaltacaksın. Ama getirdiği sosyal maliyet ne? Yani iktisat politikaları iki tarafı kesen bıçak gibidir. Yani ters tarafı daha çok keser, ona dikkat etmek lazım. Ama bunlar onu değil, onun farkında değil. Yani sosyal maliyet bu önlemlerin, bu cin fikirlerin sosyal maliyet getireceğini hesaplamıyorlar yahut da hesaplıyorlar da işlerine gelmiyor. Şimdi dolayısıyla kur korumalı mevduat baştan beri yanlış ve önemli ölçüde bütçe yüküne sebep oldu. Bir de gelir dağılımını çok bozdu. Düşün ki fakir fukara, işte memur, işçi, onların verdiği vergileri kuru korumak için kalktı. Dolar zenginlerine transfer etti. Ya böyle bir zulüm dünyada görülmemiş, iktisat tarihinde görülmemiş. Yani fakirden az zengine ver, anlatabildim mi? Şimdi bu onun bir yolu. Yani muhtemelen kendi zenginlerini daha da zengin ettiler. Yani dolayısıyla nereden bakarsan yanlış. Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bunlar diyor ki kur korumalı mevduat yıl sonunda sona erecek. Şimdi kur korumalı mevduatta halk, yani tasarruf sahibinin mevduata para yatıranın dikkat etmesi gereken husus şu. Gerek Merkez Bankası ve gerek bankalar kur korumalı mevduatta döviz taahhütleri yok.
Yani parayı TL olarak verecekler. Hak ettiği parayı TL olarak verecekler. Şimdi diyelim yıl sonunda kur korumalı mevduat bitti. Herkes Türk lirasını aldı. Ne yapacak? Türk lirasında mı kalacak? Herkes dövize hücum edecek. Şimdi o ne olacak o zaman? Çok artışlar olacak. Ve ben sana söyleyeyim o önemli ölçüde kayıpları olacak. Çünkü yani talep o artınca işte bankaya diyecek ki bana döviz ver diyecek. O da diyecek yok bende döviz. Şimdi piyasaya gidecek, kara borsa hortlayacak. O kadar yüksek talep olacak ki çünkü birdenbire geçecek. Şimdi o Peki zaman hocam, hükümet bunu önlemek için sermayeye dönük tedbirler gelebilir mi sene sonuna doğru? şimdi bunlar her şeyi yapar. Eğer bir istikrar programı yapmıyorsa, bir akıllı bir politikaları yoksa, çünkü yani bunların politikaları kısa vadeli politikalar. Günü kurtarmak politikalar. Şimdi dolayısıyla bu yani yıl sonunda eğer uzatırlarsa bütçe açıkları, maliyetler, Merkez Bankası kaynakları çarçur olacak. Gelir dağılımı daha bozulmaya devam edecek ama eğer son verirlerse söylediğim gibi bu sefer de panik yaşanacak ve kur şokları Türkiye yaşayacak. Sorunu biraz daha netleştirebilir misin? Mehmet bu Kastettiğim soruyu. şu, dediğiniz gibi kur korumalı mevduattan çıkanlar doğal olarak tekrar dövize yönelecekler. Hani bu da zaten bu uygulamanın ne kadar yersiz olduğunu ortaya koyacak. Bu sizin altını çizdiğiniz riski şu an ekonomi yönetimi mutlaka görüyor. Acaba sermayeye ilişkin bir tedbir söz konusu olabilir mi? Yani burada işte büyük sermaye gruplarına dönük hani yasaları da zorlayacak tedbirlerden bahsediyorum ki birkaç yıldır konuşuluyor aslında. Evet, ya benim tahminim şey yapacak hükümet. Diyecek ki kardeşim yani döviz mevduatına bir sınırlama koyabilir. Diyecek ki senin 1 milyon doların var. 500 bin lirası sana, 500 bin lirasını da TL olarak sana ödüyorum 500 binli de. Demokrasi olsaydı bunlar olmazdı. Ama bugünkü hükümet maalesef başkanlık sisteminden sonra hiç ummadık şeyler yaptı demokrasi şey olarak yani mülkiyet hakları olarak çok yanlışlar yaptı. Mesela şimdi kiracının yani enflasyon %50 kiracıya diyor şeye diyor ki mal sahibine %25 diyor alacaksın kira. Yok, aradaki %25 mülkiyet kaybı demektir. Yani ev sahibinin kaybı demektir. Buna hiçbir hükümetin hakkı yok. Yani eğer sen kiracıyı koruyacaksan sosyal konut yap ver. Ya kira yardımı yap. Niye mal sahibinin cebinden alıp ona veriyorsun? Bu bir zaten bunlar hep dünyada Türkiye için mülkiyet güvencesi sorunu yaratıyor. Kayyumlar dahil, bunlar dahil. Şimdi yeni bir mülkiyet sorunu çıkabilir. Bu da söylediğim gibi yani 1 milyon dolarım var. 500 bini sana, 500 binin de TL karşılığı veriyorum. Hatta 1-2 lira da fazla verebilir. Veriyorum, TL'ye çeviriyorum diyebilir. Yani dolayısıyla bunu da bekleyebiliriz. Burada mesele şey, mesele yani demokrasiye geçmek, hukukun üstünlüğüne geçmek, mülkiyet güvencesine saygı. Şimdi bakın ben hep söylüyorum. Şimdi Çin'de mesela 70 yıl falan mülkiyet güvencesi var. Ama şimdi Çin'de artık Çin'e yabancı yatırım sermayesi gitmiyor. Çünkü yani parti genel başkanı, Komünist Parti genel başkanı anayasayı zorlayarak üçüncü defa seçildi. Yani demokrasi olmayınca bir takım sesler çıkıyor yabancı sermaye karşıtlığı. Şimdi Çin'e yabancı sermaye gitmeyecek. Bak göreceksin Çin'de büyüme de durmaya başladı. Çin burada kalacak. Anlatabildim mi? Demokrasiyi getirmesi lazım. Hukuk dersen yani Çin'de devlet var, devlet güvencesi var. Yani şey bir devlet, kurumsal bir devlet var. İşte o biraz güven veriyor. Türkiye'de de o yok. O zaman demek ki yani demokrasi olmayınca, otokrasiyle devam edersek, mülkiyet güvencesi olmasa Türkiye'nin hiçbir şekilde bu krizlerden çıkma
imkanı yoktu. Şimdi IMF'ye gitsen, IMF de demokrasi isteyecek. Yani Batı niye diyor Türkiye'yi diyor dışlıyorsun? E kardeşim adam bağırıp duruyor ya. Demokrasi bizde birinci, bizde diyor Avrupa Birliği diyor ki bizde diyor demokrasi yemekten içmekten önemlidir. Şimdi bu kadar. Şimdi sen otokrasiyle devam edersen efendim işte yargı bağımsızlığın olmasa Avrupa Birliği sana nasıl bakacak? Yani kabahat bizde, kabahat Avrupa Birliği'nde değil. 2004 yılında nasıl hep bir ağızdan evet dindi de sonra bunlar bozdular. Demokrasi Avrupa Birliği mi? Demokrasiyi Türkiye'de bozdu. Bunlar bozdular. Dolayısıyla söylemek istediğim özetle şu. Eğer demokrasi ve hukuka geçiş olmazsa bu IMF dahi Türkiye'yi kurtaramaz. Şeref'in söylediği doğru. O seçim sonrası diyor. Hem de demokrasiye geçmezsek hukukun üstünlüğü, mülkiyet güvencesi gelmezse IMF dahi Türkiye'yi kurtaramaz. Demokrasi ve hukuk vurgusu yapmanızın hani bir yerde temel sebebi de Batı'dan artık sermaye akışının gelmemesi talebe rağmen, ki işte Mehmet Şimşek'in Londra finans çevreleriyle görüşmesine rağmen hani belki gelecektir fakat istenilen bu değil, bu düzeyde değil, çünkü Türkiye'nin daha çok ihtiyacı var. Türkiye'de doğal olarak Körfez sermayesine yöneldi. İşte Hindistan'a kadar uzandı görüşmeler. Ama Körfez sermayesiyle ilgili de şöyle bir soru işaretimiz var. Kamuoyuna yeterince açıklama yapılmıyor. Yani biz bu sermayenin hangi şartlarda geldiğini bilmiyoruz. Siz bu şartlarda da olsa sıcak paraya evet diyor musunuz bir ekonomist olarak? Şimdi sıcak paraya ben her zaman hayır dedim. Ve sıcak paranın da kontrol edilmesi gerektiğini savundum. Bakın açın meclis tutanaklarını. Meclis konuşmalarında da bu var. Hatta 2002-2003 bu işte Meydan Gazetesi vardı. Ondan sonra Gözcü vardı. Açın onları, yazılarıma bakın. Her zaman sıcak paranın Türkiye'ye zarar vereceğini ben savundum. Ve bu da zarar olarak gerçekleşti. Söz gelimi 2012'ye kadar, 2010'a kadar Türkiye'ye sıcak para geldi. Sıcak para geldiği için doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi ve dolayısıyla sıcak para kırılganlığı artırdı. Daha önemlisi bu sıcak para geldiği için 2007'de o yıllarda Türk lirası aşırı değer kazandı. Mesela Merkez Bankası reel kur endeksine göre 2007'de endeks değeri 128'di. Yani bu ne demektir? Türk lirası %28 oranında fazla değer kazandı. Şimdi bu şartlar altında kimse üretim yapmadı. Mesela Denizli'de efendim işte Gaziantep'te iplik fabrikaları kapandı. Herkes ipliği ithal etti. Aynen deri, pamuk, o da öyle. Şimdi o zaman demek ki sıcak para Türk lirasını aşırı değerlendirdi ve dolayısıyla aşırı değerlendiği için de üretim ithalata bağımlı hale geldi. Bugün imalat sanayinde %40-45 oranında bağımlılık var ithalata. Şimdi ithalata bağımlı olunca her kur artışı hem enflasyon yaratıyor hem de yani kapasite kullanım oranını düşürüyor. Finansmanı zorlaştırıyor. Dolayısıyla sıcak paraya hiçbir iktisatçı evet demez. Ama şu anda Türkiye'nin bu şeyden çıkması için kısa vadeli bir sıcak paraya ihtiyacı var. Aslında yabancı yatırım sermayesi ciddi önlemler alsa, yabancı sermayesi gelse keşke. O zaman yabancı doğrudan yatırım sermayesi gelirse sıcak paraya da gerek kalmaz. Şimdi meselenin Araplar yönüne gelirsek orada niye açıklamıyorlar biliyor musun? Ya şimdi bu Araplar kurnaz, uyanık. Yani sana adam durup dururken borç verir mi? O borç da öyle 47-57 onlar hikaye. 11,5 milyar dolar borç verecek sukuk karşılığı. Bu ne demektir? Mesela başkanlık sarayını ipotek edecek yahut başbakanlık binasını Araplara geçici olarak devredecek mülkiyetini. Yani bu sukuk bu güvenceyle verilir. Başka sukuk dediğin karşılığında bir güvence olması lazım. Faiz yerine işte kar payı diyecek, kira diyecek. Mesela bir devlet dairesini alacak Araplar. Ondan sonra bu devlet dairesini devredecek, sonra bir sözleşme yapacak, kira ödeyecek. Bu diyelim ki 100 milyon dolara aldı değil mi? 100 milyon dolar borç aldı.
devlet dairesini 100 milyon dolar olarak vereceğiz şey Araplara. Sonra biz mesela 2 sene, 3 senede 120-130 milyon dolar vereceğiz kira olarak, o daireyi, devlet binasını geri alacağız. Ya bunlar bir ülkeye yakışmaz ya. Yani bir ülkeye kalkıp da kapı kapı borç almaya dolanmak yakışmaz. Böyle olduğu zaman yabancı sermaye hiç gelmez. Anlatabildim mi? Yani bu dünyada piyasanın kuralları var. Küresel piyasanın kuralları var. Yani adam karlıysa, güven duyuyorsa gider. Duymuyorsa böyle yalvararak, yakararak, borç alarak bizim hepimizin, yani Türkiye'nin maalesef prestiji kayboluyor. Bunu lütfen yapmasınlar. Yani mesela IMF'yi adam prestij kaybı sayıyor, öbür borç sağdan sonradan borç istemeyi prestij kaybı saymıyor. Olur mu öyle şey? Yani bir ülke ya dışarıda tahvil satar, efendim döviz alır, yahut borç anlaşması yapar, döviz alır, uluslararası kuruluşlardan alır, fonlardan alır, ama tabii ki şartların uygun olacak, bir de güven sorunun olmayacak. Şimdi güven sorunu var, şartlar uygun değil, eksi reel faiz var, gidiyorsun adamdan para istiyorsun. Senin kaşın gözün için mi verecek para? Şimdi bunlar gerçekten çok yanlış, Türkiye'nin geleceği için de yanlış, bugün için de yanlış. Evet. Sayın Hocam, kısa olarak sizin de yeni çağda kaleme aldığınız altın konusunu sormak istiyorum. Çünkü yani altında düşünün, hani 3-5 sene öncesiyle bile artık mukayese edemiyoruz. Bu dünyadaki doğal gelişime paralel bir durum mu? Türkiye'de altının özel bir konumu var mı şu an itibariyle yatırım aracı olarak? Tamam, geleneksel yatırım aracıdır ama bugün itibariyle ne dersiniz? Artı öte yandan konut da çok dikkat çekiyor. Siz kiralara dikkat çektiniz. Hani artık konut satım alma fiyatları da fevkalade, yani yetişilemeyecek durumda. Ama buna rağmen satışlar sürüyor. Yatırım araçları itibariyle neler söylersiniz? Şimdi bu altınla konutu sordunuz. Şimdi altın geçmişinde çok zikzaklı bir trend göstermiş. Yani altın, ons fiyatları çok zikzaklı. Ama bugün durum değişik. Bugün hem Amerikan dolarına hem dünya para sistemine güven yok. Dolayısıyla para sistemine güven olmayınca altın yatırım alanında daha güvenli bir liman oluşturuyor. Bir de tabii geçici olarak düşebilir. Mesela Amerika faizleri artırınca işte paralar tahvillere gidiyor, hazine bonolarına gidiyor, Amerikan hazine bonolarına. Altın yatırım aracından, altından daha önemli gördüğü için altında kısa süreli düşüşler yaşanıyor. Ama uzun dönemde dünya bu para sistemi devam ettiği sürece altın güvenli bir yatırım olarak görünüyor. Konuta gelince, bakın ben gerçekten 3-4 yıl önce, yani 4 yıl önce derdim ki ya paranız yoksa da birleşin 3-5 kişi arsa alın, konut alın. Çok değerlenecek. Bak aradan 4 yıl geçti. 4 ya 10 katına arttı. Ama bugün bunu demiyorum çünkü konutta çok büyük şişme var, bir panik var. Bakın benim yaşadığım Ömerli bölgesi. Şimdi Ömerli bölgesinde benim bitişik arsam 1000 liraydı. Dönümü 1000 liraydı. Ya işte ya metrekaresi 1000 liraydı. Sonra 25 bin liraya çıktı. Deprem meprem dendi. İşte burada tek katlı evler falan villalar olduğu için 25 bin liraya çıktı. Şimdi herkes yaptı bir şeyler ama baktılar satılmıyor. Arsalarda satılmıyor. Şimdi 12 bin liraya düştü. Anlatabiliyor muyum? Konutta çok büyük balon var. Onun için konut arsa alınacak zaman değil ve bu düşmek zorunda. Düşmese yani biliyorsunuz makro dengeler arasında ekonomi, yani reel sektör, finans sektörü, işte borsa, gayrimenkul, bunların arasında bir denge olması lazım. Birisi balon yaparsa yaptığı gibi de söner. Onun için yani gayrimenkul fiyatları balon yaptı ve düşmesi de gerekiyor, düşecek. Gayet anlatılır oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eklemek istedikleriniz varsa son olarak onları alalım. Vallahi eklemek istediğim, yani insanlar biraz iktisadi açıdan rasyonel düşünmesi lazım. Yani rasyonel düşünme
yalnızca büyüme şu bu değil. Bir kalkınma da önemli. Bir ülkenin kalkınması daha önemlidir. Yani sosyal dengelerin sağlanması, gelir dağılımının düzeltilmesi, eğitim. Yani eğitim büyümeden daha önemlidir. Beyin göçü, Türkiye beyin göçü veriyor, kan kaybediyor. Ondan sonra devamlı cari açık artıyor, dış borçlanma artıyor. Bu gelecek nesillere, çocuklar biz refahtan olduk, çocuklarımız da olacak. Ona göre düşünsünler, siyasi tercihlerini ona göre yapsınlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Korkmaz. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. Ben de öyle. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Sevgili TR724 takipçileri, Parametre'de konuğumuz Profesör Doktor Sayın Esfender Korkmaz'dı ki kendisi bir iktisatçı, bir dönem CHP'de milletvekili olarak siyaset de yapmış bir isim. Onun deneyimleri ışığında güncel ekonomi değerlendirmelerini aldık. Israrla Brezilya örneğini verdi ama hani Brezilya örneğini verince akla da ister istemez şu geliyor. Malum Brezilya'da bu düzelme olurken, enflasyon aşağı çekilirken, yabancı sermaye ülkeye girerken İktidarın değiştiğini de unutmamak lazım. İşte o otoriter eğilimleri olan Bolsonaro hükümetinin gittiğini hatırlatmak lazım. Belki de Brezilya'daki değişimin öncüsü Bolsonaro'nun New York'ta hamburger yerken verdiği fotoğraftır Brezilya lehine. Tekrar TR724 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.